Yavrucuğum, bugün boş yere sinirlendim. Seni kırdığımız için biz de üzüldük tabii. Babacığım, haksız mıyım ama? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sanki ben bilmiyor muyum? Tabii Çiğdem, tabii. Yavrum benim, elbette biliyorsun. Bunları niçin okuttuk, eğittik seni? Bunları bilmen için. Ama bizi de anla. Özellikle anneni. O sana karşı böyle davranmazsa... sana vazifesini yapmamış addediyor kendisini. Ya bak, yakında sen de anne olacaksın. Anneni anlamaya çalış. Anneme aklımla hak veriyorum ama duygularımla hayır. İnan baba, benim doktorum gerçekten işinin ustası. Ona öyle inanıyorum ki. Tamam, tamam. Mesele senin inanmanda. Senin. Babacığım. Yavrum. Benim güzel babacığım. Kızım, evladım benim. Canım. Doktor hakkında ağzını açmadın. Melih Hanım kendi aile doktorundan söz edince sustun kaldın. Halbuki Çiğdem'in doktorunu beğenmeyen sendin. Evet, bendim ama her şeyin bir sırası vardır. Bu işin sırası ne zaman peki? Kızımızın sağlığı için geçen her saat önemli değil mi? Canım, o kadar büyütme. O da bir doktor değil mi? Nereden biliyorsun? Gittin gördün mü ha? Nasıl bir adam? Genç mi, ihtiyar mı, tecrübeli mi, tecrübesiz mi, nedir? Doğru. Gidip imtihan diplomalarını falan kontrol etseydim. Sonra aletlerine, edevatlarına falan bir baksaydım. En azından Çiğdem'in durumunu sorabilir, nasıl bir adam olduğunu anlayabilirdi. Yahu ya bunu Çiğdem duyarsa, işine karıştığımızı öğrenirse? O gün nasıl sinirlendi gördün. Allah Allah. Canım, biz de doktora gideceğimizi gazeteyle ilan edecek değiliz herhalde. Peki peki, anladık. Dahiliye nazırına itaat etmek lazım. Hadi git çiçeklerini sula hadi. Efendim, sizi rahatsız etmemizin sebebi? Kızımız Çiğdem'in sağlık durumunu merak ediyoruz. Kendisi bize fazla bilgi vermiyor da. Bizim hanım da malum meraklı. Sizi gayet iyi anlıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben doktor olarak Çiğdem'den çok memnunum. Ne diyorsam aynen yapıyor. Böyle devam ederse her şey normal gelişecek, emin olun. Yalnız sizden bir ricam var. Kızınızı rahat bırakın. Onunla fazla ilgilenmeyin. Hamileliğin normal bir şey olduğunu hissetsin. Hayatın bir parçasıdır hamilelik. Bak hanım, işit de duy. Doktor bey ne diyor? Ya. Efendim, bu olayı bizim hanım biraz büyüttü. Yok canım, büyüten falan yok doktor bey. Anlıyorum. Bu durumla ilk defa karşılaşmıyorum. Yani sizler ilk değilsiniz. Birçok anne baba çocukları için bana gelirler. Ama sizinki başka. İlk defa böyle tuhaf bir durum başıma geliyor. Bizim durumumuzda tuhaf olan ne var? Bak hanım, ben sana gitmeyelim demiştim. Dur canım. Yok efendim, sizin gelmeniz. Ama sizden biraz önce damadın anne ve babası da geldi. Bu böyle olursa kızınız Çiğdem ve doğacak bebek için hiç de iyi olmaz. Onlar da mı geldiler? Vay şiş göbek vay. Ya o hep bizden önce davranıyor. Kızınızı lütfen rahat bırakın. O kendini sizden daha iyi korumasını bilir. Beni anlıyorsunuz değil mi? Oo, hem de çok iyi doktor bey. Doktor bey, anlıyorsun değil mi hanım? Tamam. Hı-hı. Vay şişko göbek vay. Bak Basri bizden önce gelmiş. Allah bilir ne dediler de doktoru böyle kızdırdılar. Doktor bizim gelmemizi normal karşıladı. Canım, nezaketinden öyle söyledi. Avrupa'da, Amerika'da ihtisas yapmış. Aferin Çiğdem'e, iyi doktor seçmiş. Ben de doktoru beğendim doğrusu. Üzülmemize hiç gerek yokmuş. Öyleyse dediklerini yap, üstüne fazla tamam, düşme. Tamam, tamam, tamam.